Müsait mi? Sen çıkmadın mı? Yok, henüz değil. Birazdan çıkacağım. Bu dün akşamki konuşmamızla ilgili aslında... Fatih. Beni teyit etmene gerek yok. Bana güvenebilirsin. Ben sana bir söz verdim ve yerine getireceğim. Ben bu işi çözeceğim. Babamla konuştuktan sonra şirkete gelirim. Abdullah babamla beraber konuşuruz. Yok, olmaz öyle. Her şey tamamen netleştikten sonra ben babamla konuşurum. Ayrıca amcam o şirketteyken senin gelmeni istemiyor. Tamam. Çıkıyorum ben. Kolay gelsin. İşte bu kadar. Para her şeyi çözer. Ayrıca beni hala kıskanıyor. Evet. İlk saatlerinin geri bildirimlerini almaya geldim. Yani henüz pek bir şey olmadı ama uzun zaman sonra yeni bir yerde olmak bana ilaç gibi geldi. Ne kadar çabuk günlük hayata dönersen o kadar çabuk bu süreci atlatırsın. Evet, bence de öyle. Ara ara aklıma geliyor. Başka şeyler düşünerek savuşturmaya çalışıyorum. Kısacası burası biraz bana terapi gibi oldu. Terapistin olarak her zaman yanındayım. Kıvılcım Hanım. Şunlar şu anki bizim yazarlarımızın listesi ve satış rakamları. Ayrıca bizim şirketimize başvuran yazarlar ve hikayelerin özetleri var. Çalıştığımız editörler, imza takvimleri ve bütün diğer detaylar hepsi burada. Bunları incelersen zaten birçok şeye vakıf olursun. Tamam. Peki sen hep genelde buralarda mı oluyorsun? Aslında ben e-ticaret bölümündeyim ama tabii sen bu ortama alışana kadar ben buradayım. Canın sıkıldı. Kafan bir şeye takıldı, hemen gel kahveye. Tamam, peki gelirim. Sağ ol. Ne demek? Kula gelsin. Teşekkürler. Peki, sağ olasın. Sağ olasın. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Gel. Baba. Gel Fatih, gel. Sana çok güzel haberlerim var. Hayırdır? Yatırımcı buldum. Ne? Görkem babasından rica etti. Oğlum sen deli misin? Resul Bey'den para mı istenir? Daha aramızda yeni dünyanın olayı oldu. Gerginiz. Senin Görkem'le halin malum. Baba, yapacak bir şey yok. Denize düştük, yılana sarılacağız. Ne yapalım? Ya bırakalım da amcam bizi işimizden mi kovsun? Baba, Görkem üvey annesiyle görüşmeyi kabul etti. Babası şart koşmuş. Bizim için. Bana sorduğunuz filan da yok. Kendi başınıza iş yapıyorsunuz, öyle mi? Hayır baba, estağfurullah. Ya sen onay vereceksin ki bu anlaşma olacak. Ben sadece bilgilendiriyorum seni anne. Bilemedim. Düşünecek zamanımız yok baba. Sermaye arttırmadan bu işi çözmeliyiz. Amcamın bunu duyduğundaki yüzünü merak ediyorum. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Ay benim kuzum. Ay uzaktan sevseniz, uzaktan. Uzaktan sevseniz. Hı? O niye? Çok zor uyuttum. Uyanmasın şimdi. Ha. Gazı mı var? Bu ara böyle. Mamadan herhalde. Allah Allah. Biz her geldiğimizde uyuyor. Yani baygın uyuyor hatta. Size öyle denk geliyor hep. Olsun canım, biz onu görmeye geldik. Bekleriz. Bekleriz. Hadi o arada paketleri açalım. Emine Hanım, siz isterseniz bir yemeğinizi yiyin. Dinlenin filan. Biz buradayız. Zahmet olmasaydı. Yok, ne zahmeti? Uyuyor zaten. Peki. Uyuyor.
Efendim Doğa. Fatih, nasılsın? Müsait miydin? İyiyim, sağ ol. Sen? Müsaitim. Cemre'nin doğum gününü kutlayalım diyoruz. Bir pasta keselim en azından. Öyle mi? Kimle dediniz? Merak ettim. Ya Fatih, seni tartışmak için aramadım ya. Kızımızın doğum günü, ilk yaşını kutlayacağız. Bir anımız olsun istedim. Tamam. Nerede olacakmış bu ana? Yani bizim evin bahçesi müsait. Ya sen dalga mı geçiyorsun benimle? Fatih, ben iyi bir şey yapmaya çalıştıkça sen niye çıkışıyorsun ya? İlk doğum günü diyorum kızın. Bak, benim kızımın doğum günü olacaksa o evde olmayacak. Sizin acınıza saygı duydum, bak kutlama yapmadım. Ama eğer bir kutlama olacaksa bizim evimizde olacak. Sen nasıl o eve gelmek istemiyorsan ben de kendi ailemi o eve sokmak istemiyorum Fatih. Burada konu kızımız Doğa. Konu kızımızsa o zaman bizim evde de kutlamayı kabul edersin. Merak ediyorum, bu neyin inadı? Ya neyin inadı Fatih? İlk doğum gününü kutlayacağız. Sen niye yokuşa sürüyorsun? Sen mi ben mi? Fatih bak, tamam. Orta yolu bulalım madem, tamam mı? Dışarıda bir yerde olsun. Peki tamam. Nerede? Bilmiyorum Fatih, bakacağım. Sen yeter ki tamam de, ben bakarım, bir yer haber veririm. Olur, tamam. Ruh hastası ya. Gerçek bir ruh hastası. Giray tam bir melek resmen. Deliden sonra Giray'a şükreder oldum. Gelmenize çok sevindim. Resul Bey'e bu anın geleceğini söylemiştim. Doğru. Söyledi. Sağ olsun hiç gönül koymadı. Aa, olur mu öyle şey? Genç bunlar. Kızarlar, küserler. Büyükler olarak onlara hoş göreceğiz. Geçmişe değil, önümüze bakacağız. İyi ki geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok memnun olduk. Artık bundan sonra sık sık görüşürüz, değil mi? Tabii ki, her zaman. Firaz gelmiştir, oğlum. Sizinle tanışmasını çok istedim. İyi akşamlar. Herkese. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin Firaz oğlum. Hoş buldum. Firaz, hoş geldin. Eyvallah. Hoş gördük. Hoş geldin oğlum. Tanıştırayım. Görkem, eşi Fatih. Firaz ben. Çok memnun oldum. Memnun oldum. Memnun oldum. Ben de öyle. Firaz, geç oğlum. Dualarınız kabul olmuş. Anneciğim. Oldu oldu, çok şükür. Sizi burada görmeyi çok istemiştim de, onu diyor. Londra'da olacaksın sanıyordum. Ya, toplantım ertelendi. Firaz rahmetli babasından kalan şirketin başına geçti. O kadar yoğun çalışıyor ki, yüzünü gören cennetlik. Holding'in başına siz mi varsınız? Aynen, ben varım. Kolay gelsin. Eyvallah. Sizinki? Turizm, değil mi? Evet. Annem sağ olsun bahsetti biraz. Ne güzel. Etrafımız çalışkan çocuklarımızla çevrili. Maşallah, maşallah. İyi ki geldik ama, değil mi? Vallahi söylendim ama çok iyi geldim. Vallahi bana da. Ömer'le ne oldu? Anlat. Of. O iş çok can sıkıcı Meri ya. Yani Ömer'le konuştuk. Hak verdiğim yerler oldu, evet. Anlattıklarından. Ama sonra kız geldi. Onunla konuşunca yine bütün dengem bozuldu. Allah Allah. Ne istiyor bu manyak senden ya? Fatih'e onu çok sevdiğini söyleyecekmişim. Yok ya. Başka bir derdi var mıymış? Aa. Bak, siz bana bu hikayeyi anlattığınızdan beri ben bu kızın normal olmadığını düşünüyorum. O da geldi, beni buldu. Babacığım, siz isterseniz Fatih'le içeride konuşun. Tabii, tabii. Fatih, geçelim mi oğlum? Lütfen buyurun. Fatih.
Bir sorun yoktur inşallah. İşlerle ilgili. Fatih'in şirketinde amcasıyla ilgili bazı husumetler vardı. Aile işleri hep zordur. Ama Resul Bey halleder. Ben de ön ayak olurum. Siz sakın böyle şeyleri kafanıza takmayın. Bak bebek de geliyor. Sağ ol. Görkem, kayınvalidenle de tanışmayı çok isterim. Anneni kaybettin ama artık ben de senin bir annen sayılırım. Siz ilk başta görüşmek istemeyince annem yıkıldı. He? Ben de nerede kaldı diyordum. Firaz da Asude Hanımların Nilay'ı. Hadi ya. Biraz. Bir şey soracağım. Nilay kim ki? He? İyi biri mi? Kötü biri mi? Melek. Çok iyi. Çok akıllı. Güzel. Ben en kısa zamanda organize edeceğim. Firaz lütfen sen de ol. Yani Nilay'ı tanımanı çok isterim. İple çekiyor. Çok yoğun. Sürekli oradan oraya, oradan oraya. O gece her şeyi öğrendikten sonra bir kısım bende yok. Şoktaydım yani. Sonra bir taksiye bindim. Tek başıma bir bara girdim. O kadar kötüyüm ki Meri. Yani ben değilim. Sonra barda işte Cemal'le tanıştım. O gece tanıştığım adamın evine gittim ya. Düşünebiliyor musun? Kıvılcım çok normal. Sen çok büyük bir şok atlattın çünkü. Yani o anda kendin olamaman kadar doğal bir şey yok. Bence sen içten içe intikam almak istedin. Evet, aynen intikam almak istedim. Benim yaşadığımı Ömer de yaşasın istedim. Benim canım nasıl yandıysa Ömer'in de canı öyle yansın istedim. Ama tabii o cinnet anında düşünüyorsun bunları. Hani şimdi olsa yapar mıyım hiç böyle bir şey? Devam et. Neye devam edeyim? İntikamını aldın mı? Anla işte. Almadım canım. Alamadım. Yani Cemal o kadar düzgün bir adam ki beni kendime getirdi. Bu zamanda. Evet. O zaten benim nasıl bir kadın olduğumu anlamış. Bir de ona anlattım yaşadıklarımı. Hata olur dedi. Kıvılcım sen ne kadar şanslı bir kadınsın ya. Bak yemin ediyorum. Ya Meri gerçekten. Evet öyle ama. Hiç güleceğim yoktu şu anda. İyi ki varsın. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu Cemal'den bayağı etkilendim ha. Yani seni böyle yanına işini aldı falan ya. Biz sadece arkadaşız. Şimdilik. Arkadaşsınız. Ben keşke bir tanışsam şununla ya. Vallahi. Hayır ben çünkü insan sarrafıyım biliyorsun. Ben böyle baktım mı gözünden anlarım adamı nedir ne değildir. Ya tanıştırayım. Ne zaman istersen. Şimdi ara. Şimdi mi? Şimdi nasıl arayayım ya olur mu? Kıvılcım adamın evine gitmişsin gece yarısı bunda sorun yok. Şimdi aramaya mı utanıyorsun? Aa ara müsaitsen gel de. Ya Meri saçmalama. Aa ne kadar nazlandın. İyi tamam. Ama şimdi ayıp olmasın? Kıvılcımcığım ayıp olmuş zaten. Hadi ara. Ay Meri ya. İyi tamam hadi. Kıvılcım. Cemal nasılsın? İyiyim sen? Biz şimdi kuzenimle Beylerbeyi'nde Boğaz'da meyhanedeyiz de hani yakınlardaysan istersen sen de gel diye bir aramak istedim. İnanmayacaksın ama ben de Beylerbeyi'ndeyim. Hatta bahsettiğin yere çok yakınım. Orayı da iyi biliyorum. Gerçekten mi? Evet. O yüzden seve seve gelirim. Tamam biz üst kattayız o zaman. Hadi görüşürüz. Ne diyor ya? Buralardaymış. Aa, bak gördün mü kader ağlarını örmüş oğlan. Meri.
hanımlar iyi akşamlar. Aa, gerçekten çok yakındaymışsın. Evet, hemen arka sokaktaydım. Gel, hoş geldin. Kuzenim Meryem, biz ona Meri diyoruz. Merhaba, hoş geldin. Cemal. Çok memnun oldum Meri. Cemal ben de. Hoş geldin. Hoş buldum. Pardon, bir servis alabilir miyiz? Anne, ya Fatih şimdi durup dururken ne diye Resul Bey'lere gitti? Hani bu kız cici annesine kabullenmiyordu, ne oldu? Kızım artık şu Görkem'i didikleme ne olursun. Bak kız iyi bir şeyler yapmak için uğraşıyor. Ha, sen de inanıyorsun yani artık Görkem'e. O olaydan sonra bir yanlış olmadı ki. Belki kız bir bunalıma falan girmiştir. Allah yardımcısı olsun. Valla dediğine göre işte amcanız yüzündenmiş. O musallat olduğu için korkuyormuş. Anne ben ona inanmıyorum ya. Ben de inanmıyorum. Allah aşkına. Ömer amca musallat olacak birim anne. E kızım gördük fotoğrafı gözümüzle. Öyle bazı insanlar düzgün görünür ama işlerinde ne fırtınalar kopar. Anlaşıldı. Sen Görkem'i affetmişsin. Ne yapayım Nursema? Düşman mı olayım şimdi kızla? Hayır, bir de hamile. Yarın bir gün çocuğa bir şey olur, Fatih üzülür. Ben oğlumu düşünüyorum. Keşke biraz da diğer oğlunu düşünsen. O ne şimdi? Bir şey demiyorum anneciğim. Yani Görkem'in yaptıklarını İlay yapsaydı ne olur diye düşünüyorum. Allah yazdıysa bozsun. Amin. Ay, konuyu nereden nereye getirdin? Hamile kızı sokağa mı atalım çocuğum? Anne öyle bir şey demiyoruz. Sen sadece biraz temkinli ol. Ben ölürüm yine de güvenmem. Ben de güvenmiyorum valla. Gördük işte. Kendini balkondan attı. Fatih itti dedi. Aman aman geliyorlar. Susun duymasınlar bir şey. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Nasıl geçti geceniz? Çok güzeldi. Asude Hanım'a karşı biraz ön yargılı davranmışım. Çok tatlı bir kadınmış. Tabii canım, niye kötü olsun? Sizinle de tanışmayı çok istiyor. Olur tabii, seve seve. Yarın kahveye davet etsem müsait misiniz? Tamam, tamam kızım, olur. Nilay, Nursema, siz de olursanız çok sevinirim. Ailemizi tanısınlar. Ben işe gideceğim. Bir gün işe gitmesen o şirket iflas etmez Nursema. Tamam. Sağ ol ablacığım. Ben müsaadenizi isteyeyim. Hayırlı akşamlar. Mustafa, biz de yatalım. Hadi. Hayırlı geceler. Ben de yatayım. İyi geceler, iyi geceler. Anlat bakalım ne oldu? Bir şey oldu yok anne. Amcamın defterini düreceğiz, olacak olan o. Sen abime bir şey söyledin mi? Söylemedim tabii. Ama bak böyle bu hiç benim hoşuma gitmiyor. Sen bir yolunu bul da aranı düzelt. Bak sen düzelirsen baban da düzelir. Anne bize ihanet etti. Bak onun da kendine göre haklı tarafları var. Haklı taraf falan yok anne. Gitti, düşmanımızla bir oldu. Uzatma işte. Beni de üzme. Cemal Bey, vallahi Kıvılcım'ın anlattığı kadar varmışsınız ha. Ha, dedikodu mu yapılıyor demek? Hayır canım, dedikodu değil. Meri merak etti, ben de anlattım. Merak ettim ama şimdi bir anda hayatımıza Cemal Bey diye biri girdi. Bir de Kıvılcım benim çok kıymetlimdir. O da benim birden hayatıma girdi. Ve çok da güzel oldu. Aslında böyle tesadüfler hayatta beni biraz korkutur normalde. Aa, o niyeymiş? Ya işte filmlerde olur ya hani, birisinin hayatına birisi girer tesadüfen, sonra onun hayatı kayar. Henüz hayatın kaymadığı için şanslısın o zaman. İçerim. Hoş geldin. Hoş buldum. Evet Cemal Bey, biraz anlatın hikayelerinizi. Yani biz birbirimize anlattık kendi hikayelerimizi ama siz yetişemediniz onlara. Aslında pek bir hikayem yok. Okul sonrası iş. Yok, onları, o hikayeleri merak etmiyoruz biz.
Ha. Özel hayat. Evet. Bu da çok renkli değil. Lise aşkımla evlendim. Hayalimiz çocuklarımızın olmasıydı ama ne yazık ki hastalandı. Ha. Evet. Ay çok çok üzüldüm. Özür dilerim. Her şeyi denedik. Alternatif tedaviler, farklı ülkeler ama olmadı. Bir sene içinde kaybettik. Kusura bakmayın, hiç bilmiyordum ya. Hiç üzmek istemezdim gerçekten. Olur mu canım öyle bir şey? Nereden bileceksin? Sonra da ağır bir depresyon. Sonra yalnız geçen yıllar. Hepimizin kaybettiği birisi var yani. Var. O zaman... gidenlere. Hadi. Gidenlere ve arkada kalanlara. Nasıl buranın yemekleri? Güzel mi? Biz beğendik mezeleri. Hı. Biz hep geliriz buraya. Gelirdik Melis'in okula geldiğinde. Kızım bana gelip durumu anlattığında üzüldüm Abdullah Bey. Maalesef çok tatsız şeyler yaşandı. Fatih de anlattı. Ama biz size desteğiz. Sağ ol. Bakın Abdullah Bey, benim için hayatın anlamı ailem. Evlatlarım mutlu olsun, başka hiçbir şey istemiyorum. Resul Bey, hepimiz için öyle. Size çok teşekkür ederim. Gerçekten şu anda çok zor durumdayken bize yardımcı oluyorsunuz. Ama sizi temin ederim, mal varlığımın üstündeki tedbirler kalkar kalkmaz hakkınızı ödeyeceğim. Yok yok, buna bir şüphem yok zaten. Yani biz dünürüz, akrabayız. Siz mağdur etmem, müşteri olun. Ama yine de lafta kalmasın. Bir anlaşma, bir sözleşme yapalım ki resmiyete dökeyim ki herkesin içi rahat etsin. Olur mu? Hay hay. O zaman hayırlı olsun diyelim mi? Demeden önce benim senden bir istirham olacak Fatih oğlum. Buyurun tabii ki. Bundan sonra kızımı asla üzmeyeceksin. Hem karına hem de doğacak evladına sahip çıkacaksın. Bak Fatih, benim kızım seni çok seviyor. Yani herkesten ve her şeyden çok. Siz merak etmeyin. O halde hayırlı uğurlu olsun diyelim. Afiyet olsun. Hayırlı günler. Evet, geçen gün de dediğim gibi yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı. Ya haberin nerede? Abim demek istedin herhalde. Hisselerin çoğu bende olduğundan dolayı sermaye artırımına gideceğimi söylemiştim. Önünüzdeki dosyalarda detaylı bir şekilde yazıyor. Sermaye arttırım için gerekli olan bedel, rekabet kurulunun payı, hepsini inceleyebilirsiniz. Bir şey söyleyecek misin baba? Bir şey demeye gerek yok. Siz ne kadar artırıyorsanız biz de hissemiz oranında o kadar para koyarız. Hoş geldiniz Meryem Hanım. Merhaba Abdullah Bey.
Bu arada bana Meri değil. Tekin, Meri. Sıratınıza bakın Emine. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz. Şükür. Abdullah Bey, bu saatte buradayım. Kusura bakmayın, ben Alev bebek için geldim. Bir şey mi oldu? Yok ama uyuyor, çok uyuyor. Hani mama saatlerinde bile uyuyor çocuk. Uyanıkken de böyle baygın gibi. Tamam, ben pimpirikliyim. Aklım kaldı. O yüzden şu an buradayım ama rahatsız olursanız... Yok yok, estağfurullah. Olur mu öyle şey? Siz evladımızın iyiliği için söylüyorsunuz. Abdullah Bey, yanlış anlamazsanız ben bir şey sormak istiyorum. Tabii, buyurun. Evde kamera var mı? Ne kamerası? Normal, yani bildiğimiz kamera. Özellikle bebek odasında. Yok, siz bir şeyden mi şüphelendiniz? Yok, şimdi açıkçası benim öyle hani insanlara hemen güvenen bir yapım yok. Ondan da olabilir. Ama ben bebek olan evde kamera olması taraftarıyım. Bir de hani bu zamanda kimin ne olduğunu da pek bilemiyor ya insan. Ha yok, Emine Hanım'ın referansları çok sağlam. Hatta ben tek tek her biriyle konuştum telefonda. Öyledir, olabilir. Ama ben şöyle düşündüm. Şimdi siz evde yoksunuz. Biz her gün gelemeyebiliriz. Biz dedim eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım. Sonra da Allah'a emanet edelim, değil mi? Doğrudur. Ben ilgileneceğim. Tamam. Tamam, bir şey daha soracağım size yalnız. Bu kamera olayını Emine'ye söylemesek olur mu? Beni endişelendiriyorsunuz. Yok yok, endişelenmeyin. Birazcık evham hayat kurtarır. Benim mottom bu. Ben gideyim şu bebek alevi bir bakayım, sonra çıkarım. Ben de geleyim sizinle, buyurun. Tabii. Buyurun. Sağ ol. Ay tövbe haşa, bir girdik bir de kilise çıkmasın mı? Nilay bir de papazla pazarlık yapıyor Müslüman olsun diye. Ya ucunda cennet bahçeleri var, elbet yaparım. Bu arada yarın Cemre'nin doğum günü partisi var. Unutmayın, çok sürmeyecek zaten. Fatih'cim, yani Doğa bize mesaj ve konum attı. Sen bizi davet etmedin ama biz Doğa'nın davetlisi olarak zaten geliyoruz. Hem benim hem Doğa'nın davetlisisiniz yenge. Uzatma istersen. Biz dışarı çıkmışken hediyeleri de aldık canım, merak etme. Ben yatıyorum. Hadi Allah rahatlık versin. Nereye abi ya? Oturuyoruz güzel güzel, erkencisin. Ne var Fatih? Patronun seni gelişmelerden haberdar etmedi mi? Fatih başlama yine. Ablacığım bir dakika ya, güzel güzel konuşuyoruz. Bak ne oldu? Boşuna geçtin o herifin yanına. Sermaye artır mı falan. Hepsi hikaye. Bak biz de giriyoruz. Görelim bakalım şimdi ne olacak. Seninle hiç uğraşamayacağım Fatih. Senin gözüne yine hırs bürümüş. Ya bunu sen mi söylüyorsun bana? Yeter! Yeter! Bir daha bu evde iş konuşulmayacak. Ofiste ne yapıyorsanız yapın. Ama bir daha bu evde iş yüzünden tartışma çıkarsa sütümü size helal etmem. Bu evde benim yanımda eskisi gibi olmayacak. Babanızdan bir darbe yedim, bir de siz vurmayın. Tamam anne. İyi, tamam. Hadi kalk. Sarılın Barış bakayım. Ya anne tamam, barıştık geçti. Gözümle göreceğim. Mustafa, sen de yarın doğum gününe geliyorsun, itiraz istemiyorum. Tamam anne. Kıvılcım tekrar başın sağ olsun. Ben eşimden dolayı gelemedim, kusura bakma. Ne demek, düşünmeniz yeter.
Asıl ben teşekkür ederim. Bu süreçte kızımın yanında pek bulunamadım. Doğa hep bahsetti ona yardımlarınızdan, desteğinizden. Ne demek, lafı mı olur? Doğa da benim kızım artık. Gözüm hiç arkada değil. Hoş geldiniz Pembe Hanım. Doğacığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Canım başın sağ olsun kızım. Ben gelemedim ama çocukları gönderdim. Sağ olun. Zülker'le Seher'i de getirdik. Onlar da yardımcı olurlar diye. Aslında organizasyon tutmuştuk. Yardıma ihtiyacımız yoktu ama iyi ki geldiler. Hayırlı yaşlar olsun. Bu da babasından. Sağ olun. İyi olsun. Cemre ile Apo ile ilgilenirler o zaman. Hadi buyurun. Sağ ol kızım. Yağma. İyi ki geldiniz. Merhaba. Cemre nerede? Uyuyor. Başın sağ olsun Doğa. Cenazeye gelemedim. Sağ ol. Bunlar da Cemre'ye hediyelerimiz. Teşekkür ederim. Doğacığım, bunlar da bizden. Niye zahmet ettiniz? Teşekkür ederim. En sevdiğim eksentim ve patronumun biricik karısı. Ya, Apo'yu da getirdim kuzenler kaynatsın diye. İyi yapmışsınız. Sen nasılsın Doğa? İyiyim, toparlamaya çalışıyorum. Kocan nerede? Gidip biraz kremlerim için darlayayım ona. Babamla iş konuşuyorlar. Kayhan abiyle alaka? Babam Giray'ın yanına işe girdi de. Aa, ya benim bundan niye haberim yok? Mustafa'm, sen oğluşumuzu tut. Ben biraz gidip ekmek parası kazanayım. Doğacığım, daha iyi misin? İyiyim. Toparlanmaya çalışıyorum. Arayı açmayalım, tamam mı? Sık sık görüşelim. Ben seni çok özlüyorum. Olur, merak etme. Hadi gel, biz de diğerlerinin yanına geçelim. Hadi. Sevilay, merhaba. Nasılsın? İyiyiz. Sizi sormalı. Fena değil diyelim. Kıvılcım Hanım yok ama Cemre'nin partisine gitmişti. Biliyorum, haberim var. Ben Sönmez Hanım'ı görmeye gelmiştim. İçeride mi? Tabii, buyurun. Sağ olun. Ömer. Merhaba Sönmez Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Otur yavrum. Nasılsınız? Nasıl olalım Ömer? Hiç iyi değiliz. Aa, Meri ile tanışmış mıydın? Cenazede görmüştüm kendisini. Karşılaşmıştık. Meri, ben memnun oldum. Kıvılcım evde yok. Biliyorum. Biliyorum Sönmez Hanım. Malum cenazede size başsağlığı dileyemedim. Aklım size kaldı. O yüzden bir gelip görmek istedim. Eksik olma oğlum. Ne ikram edelim size, ne içersiniz? Ben hiçbir şey almayayım, sağ olun. Kalkacağım birazdan. Sönmez Hanım, sizin için yapabileceğim herhangi bir şey var mı? Sağ ol. Kıvılcım Abdullah Bey'le konuştu. Biz istediğimiz zaman gidip Alev'i görebiliyoruz. Sağ olsun. Çok sağduyulu, çok kibar biri. Vallahi kendi evimiz gibi girip çıkıyoruz değil mi teyzeciğim? Hiç gıkı çıkmıyor. Abim çocuklarını asla mağdur etmez. Siz abinle görüşmüyorsunuz değil mi? Ne yazık ki. Ah be Ömer. Bu hikayede olan sana oldu. Herkesi kaybettin be oğlum. Maalesef Sönmez Hanım. Biraz öyle oldu. Ben de çok üzüldüm. Ama yapabileceğim bir şey yok. Bütün ailem mahvoldu. Herkes dağıldı. Aslında ailemden de kastım Kıvılcım. Yani onunla çok konuşmak istiyorum, görüşmek istiyorum ama beni pek dinlemiyor. Sen de bizi ikna etmeye geldin. Doğru mu anlıyorum? Yok, yani ikna etmek değil aslında. Ama duygularımı açıklamaya geldim. Olur da bir gün Kıvılcım'la bu konuyu konuşursanız belki bir iki yorum yaparsınız diye düşünmüştüm. Ben yaparım. Yani kafanızda çok şişirmek istemiyorum. Sönmez Hanım bakın, ben Kıvılcım'ı çok seviyorum.
Evet, bir hata yaptım. Ondan özür diledim. Ben kalbini kırdım, güvenini sarstım belki ama onunla evliyken benim herhangi bir hatam olmadı. Asla ona ihanet etmedim. Sadece söylememem gereken bir şey söylemedim ona, hepsi bu. Ömer, sizin için çok üzüldüm. Ama benim artık sizin için ne üzülecek, ne düşünecek hiç halim yok. Ciğerim yanıyor benim. Anlıyorum sizi. Haklısınız da. Hayatta tek istediğim Kıvılcım'ın mutlu olmasıydı Ömer. Ama artık seninle olmayacağını, olamayacağını düşünüyorum. Sizin aile bize hiç yaramadı be oğlum. Sizi tenzih ederiz tabii. Yok, hiç etmeyiz. Kusura bakma oğlum, ben seni çok severim. Sen de bana saygıda hiç kusur etmedin. Ama sonuçta kızım üzüldü. Ben bunca derdin içinde seni savunamam Ömer. Kusura bakmayın, rahatsızlık verdim. Hayır, rica ederim. Ben sizi geçireyim. Teşekkür ederim. Ömer Bey, siz teyzemin kusuruna bakmayın olur mu? Mazur görün onu. Kusura bakılacak bir şey yok Meran. Yani böyle bir durumda kimseye gönül koymam. Hele ki Sönmez Hanım gibi birine. Ben sizi anladım. Ben Kıvılcım'la konu açılınca konuşacağım, merak etmeyin. Ama bir gelişme olur mu söz veremem. Huyunu da biliyorsunuz çünkü. Bilmez olur muyum? Her şey için sağ ol. Güle güle. Abdullah Bey, hemen eve gitmemiz lazım. Ne oldu? Alev'in dadısı. Çocuğun mamasına bir şeyler damlatıyor. Ne diyorsun sen ya? Vallahi ben de inanamadım. Ama durum bu Abdullah Bey. Çık çık çık. Haydi. Arabayı hazır etsinler. Tabii efendim. Buyurun Abdullah Bey. Emine Hanım, gel bakalım buraya. Gel buraya, gel. Gel. Buyurun, buyurun Abdullah Bey. Geç şöyle. Sen benim parmak kadar çocuğuma uyku ilacı mı veriyorsun kadın? Ne diyorsunuz? Ben bir şey yapmadım. Seni öldürdüm. Anladın mı? Seni öldürdüm. Şey ne demek parmak kadar çocuğa uyku ilacı vermek? Ne demek? Geberteyim seni! Abdullah Bey, yapmayın. Bunu bırakma. Sen hapislerde çürüyeceksin sen. Gel bir tane. Gel, 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 gel. Tamam, gel, gel. Gel, gel. Ne yapıyorsunuz? Tuttuğunuz kadın bebeği uyutuyormuş. Ben bu çocuğu size hayatta vermem. Ver şu çocuğu. Sakın yaklaşma bana. Abdullah Bey, siz şansınızı kaybettiniz. Bu çocuk ölebilirdi. Siz bu çocuğa bakamadınız. Çekilin. Çekilin. Kıvılcım Hanım.
Kıvılcım Hanım! Allah'ım ne kötü insanlar var. Yani Meri olmasa aklımızın ucuna gelmez anne böyle bir şey. Allah cezasını versin o kadının. Bir şey olmaz değil mi Kıvılcım? Anneciğim hastaneye götürdüm. Bütün testler yapıldı. İyi, hiçbir şey yok. Oh. Çok şükür. Avukat ne dedi? İşte dava açacağız. Hastanede her şey belgeli. Raporlar elimizde. Ay ondan sonra kızımız hep bizimle yaşayacak değil mi? Evet aynen öyle. Davayı kazanınca da kızımız bizimle yaşayacak. Allah'ım inşallah. Kıvılcım peki kazanabilecek miyiz gerçekten? Çünkü bunlar çok güçlü. Hadi bilmiyorum ki avukat kazanacağız diyor. Ay geldi minik Alive almaya. Ben bakıyorum. Kızımı almaya geldim. Velayeti hala bende. Zorluk çıkarmayın lütfen. Buyurun. Hem bebeğe bakamıyorsun... Hem de bebeğimizi almaya kalkıyorsun. Bir de polislerle geliyorsunuz öyle mi? Siz ne derseniz deyin. Velayet bende. Ay Kıvılcım ne olur bir şey yap. Yapacak bir şeyimiz yok anne. Elimiz kolumuz bağlı. Ama alacağız. Merak etme. Ya bir şey olursa? Olmayacak. Sen sus. Teyzeciğim tamam ne olur. Hanımefendi lütfen zorluk çıkarmayın. İyi sarıl kızına. Bu son sarılman olacak. Teyzeciğim, canım benim. Hadi ne olur sakin ol. İstediğim şey sadece düzenli bir ilişkin olsun artık oğlum bundan sonra. Ben de onun peşindeyim baba. Ama bu sefer bir stres oldum ne yalan söyleyeyim. İnşallah öyle olur. Alacak alacak. Nerede kaldılar ya? Hah geldi. Aşkım. Canım. Hoş geldin. Çok güzel olmuşsun. Ya teşekkür ederim. Gel babamla tanış. Ömer. Merhaba Ömer Bey. Sonunda tanıştık. Çok memnun oldum. Ben de. Ezgi. Hoş geldin. Buyur. Gel. Sen böyle gel istersen. Annen de gelecekti galiba. Evet evet geliyor. Ah işte geldi. Yok artık. Ömer. Cansu. İnanmıyorum. Gerçekten sen misin? Nasıl yani? Siz tanışıyor musunuz? Elbette. Ömer benim üniversitedeki unutulmaz aşkım. Anne inanmıyorum. O Ömer bu Ömer mi? Hadi buyur. Evet. Tesadüfün bu kadarı. Otursana. Unutulmaz aşk derken baba.